Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu TGRT sunar. Emir Sultan 2. Sahibi Enver Ören. Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er. Program Yönetmeni Ümit İsmailoğlu. Senaryo Hüseyin Aydemir. Yayını hazırlayan Niyazi Hancı. Sayın dinleyiciler, şimdi programımızı dinlemeye başlamadan önce ilk kaseti hatırlamaya çalışalım diyor ve yeri gelmişken birinci kasete gösterdiğiniz sıcak ilgiye teşekkür ediyoruz. Kahramanımız Rüzgar Halil bir kamyon şoförüdür. Kamyonu çoktan yüklenmiş, Bursa Nakliyat Garajı'nda sabırsızlıkla muavinin gelmesini beklemektedir. Aynı zamanda rakip firmanın şoförü Fırtına Rıza'nın kamyonu da yüklenmiş, yola çıkmak üzeredir. Muavinin gelmeyeceğini anlayan Halil, tam yola çıkacakken yanına bir ihtiyar gelir. Halil'den kendisini de yanına almasını ister. İsteğe razı olmayan Halil, daha sonra yumuşayarak ihtiyarla birlikte Trabzon'a doğru yola çıkar. Şimdi Rüzgar Halil ile Fırtına Rıza arasında Trabzon'a kadar sürecek ammansız bir yarış başlamıştır. Bu heyecanlı yolculuk esnasında Halil ile ihtiyar sohbet etmektedirler. İhtiyar emekli öğretmendir. Trabzon'dan Bursa'ya Emir Sultan Hazretleri'nin türbesini ziyaret etmek için gelmiştir. Fakat dönüş parasını çaldırmıştır. Rüzgar Halil, ihtiyarın Trabzon'dan kalkarak Emir Sultan'ı ziyaret için Bursa'ya kadar gelmesini tuhaf bulur. İhtiyar Emir Sultan Hazretleri'nin hayatını anlatmaya başlar. Halil vakit geçirmek için ve laf olsun diye dinlemeye koyulur. Ama Buhara'dan ilahi bir işaretle mübarek Anadolu toprağına gelip yerleşen bu büyüğün ibretlerle dolu hayatı Halil'in alakasını çekmeye başlar. Aynı zamanda Halil'in aklına çocukluğunda ninesinin öğrettiği bir dua gelir fakat bir türlü hatırlayamaz. Rakip kamyonun şoförü Fırtına Rıza onları amansız bir şekilde takip etmektedir. Tek gayesi de ne pahasına olursa olsun Halil'i geçip Trabzon'a varmaktır. Bu tehlike anlarında ihtiyarın anlattığı menkıbeler Halil'e o güne kadar duymadığı değişik bir zevk vermektedir. Halil daha önce içinden gevezelikle suçladığı ihtiyarın bu defa mümkün olsa da hiç durmadan anlatmasını arzulamaktadır. İhtiyar anlatır. Yıldırım Bayezid Avrupa'da bir kaleyi muhasara etmiştir. Fakat aylar geçtiği halde kale bir türlü düşmez. Tam askerin yorulup kuşatmadan ümitlerin kesilmek üzere olduğu günlerde bir sabah beklenmedik bir olay cereyan eder. Kale kapısı içeriden açılır ve zafer müyesser olur. Yıldırım Han kale kapısını açan şahsı daha evvel hiç görmemiştir. Derhal bulunup huzuruna getirilmesini emreder. Fakat kimse bu meçhul gaziyi bulamaz. Merak ettim. Kim açmış kapıyı anlatsana. Sırası gelince anlayacaksın. Sabırsızlanma. Yıldırım Han merak ede dursun. Öbür yanda Emir Hazretleri güler yüz, tatlı dil ve hasta kalplere şifa veren sözleriyle insanları Eshab-ı Kiram'ın yoluna çekiyordu. O hangi yol baba? Herhalde E5 yolu değil. 4 büyük halife, Eshab-ı Kiram ve İslam alimlerinin sevgili peygamberimizi takip ettikleri yola ehli sünnet yolu denir. İşte Emir Hazretleri bu yola çekiyordu insanları. Kardeşlerim, her günü son gününüzmüş gibi tamamlayın. Alemlerin efendisini ananızdan, babanızdan, eşinizden, çocuklarınızdan daha çok sevin. Onun halifelerinin ve eshabının yolundan ayrılmayın. Nesebinizle, akçanızla, namınızla övünmeyin. Yalan söz söylemeyin. Bir cemaate selamsız girmeyin. İlim öğrenin, tembel olmayın. Tembellik hastalıktır. Fazla yemek ve fazla uyku tembellik yapar. Her türlü kötülükten kaçın. Bir kadınla nikahsız oturmayın. Aksakallı da olsanız cihadı bırakmayın. Kur'an-ı Kerim rehberiniz olsun. O nurdur.
ve dosdoğru bir yoldur. Kur'an-ı Kerim'in her harfinde 100 bin derde 100 bin şifa vardır. Ondan ayrılmayın. Bütün hırsları, kinleri ortadan kaldırın. İnsanları sevin ve onlara hizmet edin. Evlada yapılan babaya yapılmış sayılır. Kullara hizmet Cenab-ı Hakk'ı hoşnut eder. Almayı değil, vermeyi öğrenin. İyiliği saçarak yapın. Ya baba, ben hala duayı hatırlayamadım. Maşallah, sen her şeyi teferruatına kadar biliyorsun. Ya nasıldı? Yattım sağıma, ezan yok. Ya öyle değildi. Hatırlarsın evlat, hatırlarsın. Çok kolay ve çocukların bile bildiği bir dua o. Eğer şu Rüzgar Halil'i unutursan hatırlarsın. Yok baba, ben Rüzgar Halil'im. Bu benim namım. Yürü koca kamyon, yürü de Halil'in namı yürüsün. Şuraya bak, Rıza yine dibimizde. Allah vera de gene bir delilik etme ya. Uyma şuna evlat. Sen anlatmaya bak be babacığım. Ne oldu? Yıldırım Bayezid'le Emir Sultan karşılaştılar mı? Yıldırım Han'ın bir kızı vardı. Hundi Sultan. Güzellikte ve fazilette eşsiz, iffetli ve edepli bir sultan kızı. Bir gece yatsı namazından sonra yattığında bir rüya gördü. Rüyasında Peygamber Efendimiz, "Kızım, sen evlatlarımdan Muhammed Emir Buhari ile evlen" diye emir buyurmuştu. Uyanıp tekrar yattı, yine aynı rüyayı gördü. Yanlış anlaşılacağından korkarak kimselere bir şey söylemedi. Ertesi gece Efendimiz aynı emri tekrar buyurunca bunu ahlakına güvendiği hizmetçilerinden birine açtı. Hundi Sultan Emir Buhari'yi hiç görmemişti. Acaba bu rüyadan haberdar mıydı? Bunu genç bir kızın sorması hiç de uygun değildi. Ama emir alemlerin efendisindendi. Riayetsizlik edemezdi. Sarayın emektarlarından biri emir hazretlerine geldi. Şey efendim. Buyur kardeşim. Efendim. Söyle kardeşim, ne istersin? Şey. De hadi. De be kardeşim. Efendim ben. Ha, anladım. Anladım, saraydan geliyorsun. Evet emirim. Hundi Sultan'ın gördüğü rüyadan haberdar olup olmadığımı öğreneceksin. Emirim. Malumumuzdur. Bizim nikahımız manevi alemde kıyılmıştır. Ama nikahın bir de şer-i şerif üzere aramızda akdedilmesi şarttır. Hanımız seferde olduğundan validesi devlet hatuna dünür gönderip kendisini isteteceğim. Ya Rabbi, her şeyi nasıl da anladı. Çok büyük bir zat. Emirim, ne olur beni de kapınıza kabul etseniz. Burası Peygamber Ocağı. Kapısı herkese açık. İsteyen kavuşur. Hadi, şimdi git işittiklerini anlat. Daha sonra saraya dünürler gitti. Yıldırım Han seferde olduğundan Hundi Sultan'ı Devlet Hatun'dan istediler. Devlet Hatun gelenleri kovmadıysa da kovmaktan beter etti. Nasıl yani? 40 deve yükü altın istemişti. Vay be! 40 deve yükü altına ne para amma. Vermem devenin öbür adı yani. Emir Hazretleri şartı kabul etti. Ne diyorsun baba? Nereden bulacak o kadar altını? Onlar Allah adamı oğul. Dereden de bulurlar, tepeden de. Devlet Hatun'dan memurlarını Atıcılar Deresi'ne yollamasını istedi. Valide Sultan inanmadı ama iş olsun diye denilen yere 40 deve ile adamlarını gönderdi. Gelenler önce kurbağa sesinden başka bir şey duymadılar. Hani ortalarda kimse yok? Ne Emir Buhari ne de altınlar. Aa, boşuna geldik burada. Sabırlı olun hele, bekleyin. Tan yeri ağarmadı henüz. Boşuna geldik tabii. Bir derviş nereden bulsun 40 deve yükü altını? Sabırlı olun derim size. Söylenmeyin. İşitmediniz mi emirin kerametini? Hangi kerametini? Durun da anlatayım size.
Emir Hazretleri bir gün abdest alırken yanına şehirden biri gelmiş. Emir Hazretleri şehirde bizim için ne derler diye sormuş. Gelen kimyaya maliktir derler demiş. Bunun üzerine Emir Hazretleri kimya demiş. Kimya odur ki akan su saf altın olur. Lakin der demez akan sular altın olmuş. Saf altın. Gelen şahıs emirin ayaklarına kapanmış. Emir Hazretleri ellerine bakıp, sözümüz hikaye etmek içindir, murat değildir deyince de altın tekrar su olmuş. Aa, yani şimdi Emir Hazretleri murat etti diye şu derede mi altın olacak? Neden olmasın oğul? Evliya hak dostudur. Onlar dilerse Allah yaratır. Şafak söktü. Nerede kaldı Emir Buhari? İşte geliyor. Tepeye bakın, geliyor. Yahu elini kolunu sallayarak geliyor. Yanında ne altın var ne de bir kimse. Sus, sus da bekle hele. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Cümleniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Zahmetler oldu. Hoş bulduk ya emir. Altınlar için Devlet Hatun Deveci Başı Hasan Ağa kulunuzla şu karındaşlarımı yolladı. Bilirim. Hadi buyurun. Çuvalları doldurunuz. Ne dolduralım emirim? Şunları. Bunlar nerede? Altın. Burada kum ve sudan evet, başka evet, bir şey yok. Kum bunlar. Evet kum. Nerede altınlar? İşte. Altınlar nerede? Üzerinde duruyorsunuz ya. Hadi. Hadi ne duruyorsunuz bre? Duymadınız mı? Sarılın küreklere, doldurun. İyi de ne dolduracağız ki? Neyin üzerine basıyorsanız onu. Allah Allah, kum bu. Evet, kum. Hadi, söyleneni yapın. Ama Devlet Hatun bizden altın bekler. Susun bre, ne diyorsak onu yapın. Mesul olan biziz. Hesabını biz veririz. Bakın, ben ilk çuvalı doldurdum bile. Madem öyle, hadi dolduralım bakalım. Hak Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Hikayeniz kıyamete kadar söylensin. Altınlar şevketli padişahımıza helali hoş olsun. Neredeyse geldik. Amma da sıcak. Biz de yorulduk, develer de. Bizi ahmak yerine koyuyorlar. Saraya varınca ne olacak? Kum getirdik sultanım mı diyeceğiz? Alay edecekler bizi. Emir Buhari ne dedi bize? Hikayemiz kıyamete kadar söylensin. Kıyamete kadar alay edecekler bizi. Doğru. Ben kendimle alay ettirmem. Bu kumu döküyorum. Dur, ne yapıyorsun? Bakın. Kum bu, kum. Evet, kum. Taşımıyorum, ben de döküyorum işte. Yapmayın ağalar, etmeyin beyler. Taşımıyorum. Sizin bildiğiniz gibi değil. Bildiğiniz gibi değil. Nasıl bildiğimiz gibi değil? Basbayağı kum işte. Biz inşaat işçisi miyiz? Bana acıyorsanız etmeyin ağalar. Tekrar doldurun onları. Hayır, doldurmayın. Doldurmuyoruz. Kendimizi alay ettirmeyiz. Alay edilmeyeceksiniz ama mahcup olacaksınız. Neden ağa, biz ne yaptık ki? Şimdi göstereceğim size. İşte benim devedeki çuvallar. Onları da ben döküyorum ha. Alın. Aman yarabbim. Aman yarabbim. Altın. Altın evet, bunlar. Evet altın. Yazıklar olsun. Görmek istiyordunuz. İşte görün. İyi ama bizden 40 deve yükü altın istendi. 2 çuval değil ki. Ardınıza dönüp torbalarınızdan ne boşalttığınıza bir bakın. Hepsi altın olmuş bre. Saf altın. Bakın her yer altın olmuş. Her yer altın. Eyvah, ne ettik biz. Ah. Hadi ağalar, çabuk hatamızı onaralım. Hadi, altınları hadi. Toplayıp tekrar dolduralım hadi. Bismillah. Hadi bismillah. Hadi dolduralım. Hadi. Hadi bismillah. Tamamdır. Altınlar hazır. Gayrı gidelim artık. Ama deveci başı nerede? İşte orada. Tepenin üzerinde.
kuşluk namazına durmuş. Bre hala secdede, doğrulmadı bir türlü. Ben gidip bir bakayım. Beraber gidelim, hadi. Hiç kıpırdamıyor. Seslensek mi? Hasan'a. Bre Hasan'a. Hakkın rahmetine kavuşmuş. Şimdi anladım neden bize etmeyin eylemeyin diye yalvardığını. Ne edeceğiz şimdi? Cenab-ı Hak bizlere de böyle ölüm nasip eyleyir. Sarı önü kefen olarak kullanırız. Usulünle yıkayıp cenaze namazını da eda ederek buracığa defnedeceğiz. Vay be, kumlar altın oldu ha. Ben kumlar altın yapabilseydim bütün dünyayı satın alırdım. Eğer o mertebede olsaydın gözün dünyayı görmezdi ki evlat. Ya yine tuhaflaşma baba. Devlet hatun durdu mu sözünde, sen onu söyle. Ve tabii biraz da mahcup olan devlet hatun Fundi Sultan'ı emir hazretlerine vermeyi kabul etti. Nikahı Molla Fenari hazretleri kıydı. Bundan sonra Bursalılar emir hazretlerine emir sultan demeye başladılar. Fakat birkaç fitnebaz bu olayı çarpıtarak Yıldırım Han'a ulaştırdılar. Evranos Bey, Evranos Bey! Nedir bu işittiklerim? Kerim hem Hundi Sultan'ı bir dervişin kaçırdığı doğru mudur? Biz de işittik. Lakin pek itibar etmedik. Bak hele! Biz burada cenk ederken payitahtta neler olurmuş. Padişah kızına bile el uzatılır olmuş ha. Bu haberi bir fitnebazın çıkarmış olduğundan şüphe ederim sultanım. Ateş olmayan yerde duman tütmez Evranos. 40 yiğit sipahi hazırlansın. Tiz Bursa'ya varıp o dervişin başını bana getirsinler. Sultanım. Ne durursun Evranos? Haber ver, tiz yola çıksınlar. Fermanınız baş üstüne sultanım. Evranos. Buyurunuz hünkârım. Bize o kala kapısını açan serdarı bulamadınız mı? Yoktur sultanım. Nereye kaybolur? Oradaydı. Kalanın içinde. Sen durma Evranos. 40 yiğit tiz yola çıksın. Ne oluyor Halil? Tekerlek mi patladı? Yıldırım Han'ın topu değil herhalde. Bu Rıza bize çarpıyor. Allah Allah. Delirmiş olmalı. Yanımız uçurum. Sıkı tutun baba. Sonuna kadar gaz veriyorum. Arayı açtık ama hala hızlı geliyor. Yetişemez, meraklanma. Tam yerinde kestin hikayeyi. Keşke her defasında senin gibi bir ihtiyar yanımda olsa. İnsan yolculuğun nasıl geçtiğini fark etmiyor bile. Anlatsana. Nerede kalmıştık? Yıldırım Han Bursa'ya 40 sipahi gönderiyordu. Emir Sultan'la Hundi Sultan'ın başlarını kesecekler. Hatırladım. Onlar Bursa'ya geldiklerinde o dervişin kim olduğunu öğrendiler ve doğruca Emir Hazretleri'nin evine yürüdüler. Emir Sultan ibadetle meşguldü. Taceddin dışarıda 40 sipahinin önünü kesti. Durun! Ne istersiniz? Hanımızın fermanıdır. Hundi Sultan'la kaçtığı dervişin başlarını alacağız. Ne? Ne demektir bu? Hemen geri dönün. Han emrinden geri dönülür mü? Dönün. Bu işe fitne karışmıştır. Başlarını hanımıza götüreceğiz. Çekil yolumuzdan! Yazık olacak sizlere. Yazık! Neden yazık olacakmış? Dinle de gör. Taceddin'i çiğneyip geçen 40 sipahi Emir Sultan'ın ibadet ettiği odanın kapısına yaklaştı. Tam kılıçlarını sıyırmışlardı ki gayipten oklar gelerek 40'ını birden delip geçti. Demek hepsi öldü. Evet. Bir Allah dostuna ilişen iflah olmaz oğul. Bunu çok iyi bilen Molla Fenari daha büyük felaketlere mani olmak için Yıldırım Bayezid'e bir mektup gönderdi. Ne o Evranos Bey, bir haber mi var? Beli Sultanım, Molla Fenari size bir name göndermiş. Öyle mi? Aç bakalım. Oku. Baş üstüne Sultanım. Dur, ver bana, ben kendim okurum.
Sultanım, niçin sarardınız? Haber kötü müdür? Eyvah Evranos, eyvah. Ne ettik biz? Sultanım, Bursa'dan bir felaket haberi mi var? Değil Evranos, değil. Sen haklıymışsın. İşittiğimiz haber asılsızmış. Kızımızı kaçırmamışlar. Kızımız Resul-i Ekrem'in neslinden bizatla evlenmiş. Nikahı Molla Fenari kıymış. Mümtaz bir kimseymiş. Bak, Hazret diyor ki, Rum iklimine böyle bir kimse ayak basmadı. Siz onu Buhara'dan getirseydiniz, şeref ve şanınız artardı. Böyle eylemediğiniz halde, ilahi irade üzere memleketimize gelen bu zat sebebiyle, Sultan-ı Enbiya Hazretleri ile dünür oldunuz. Sultanım, ne devlet. Hamdolsun. Sultanım, o halde ferman buyurun, Bursa'ya gönderdiğiniz yiğitleri geri çağıralım. Ah Evranos Bey'im, ah. Hünkârım. Yiğitlerimiz katl için o emrin dergahına varınca, gayipten gelen oklar tarafından vurulmuşlar. Takdir böyleymiş. Molla Fenari, şayet ol zatın kılına halel gelirse, bütün şehrin helak olacağına şüphem yoktur, diye yazmış. Hazret, padişahım diye benden çekinmez. Doğru bildiğini söyler. Merttir mollam. Öyledir sultanım. Şimdi iki kimseyi merak ediyorum Evranos. Biri damadım Seyyid Emir Buhari, öbürü Engiros kalesini bize açan Serdar. Allah'tan ahir ömrümde bu ikisiyle karşılaşmayı niyaz ederim. İnşallah sultanım. Sahi baba, kale kapısını açan Serdar kimdi? Yani anlatacaktın. İşte şimdi anlatıyorum. İyi dinle. Yıldırım Han muhteşem bir zaferle Bursa'ya döndü. Hamdolsun Evranos Bey. Bursa'yı görmek bir daha nasip oldu. Hamdolsun sultan. Erguvan kokusu. Özlemişim bu kokuyu. Şu Bursa değişmiş gibi geldi bana Evranos. Bizi selamlayan şu tebaaya bak. Nasıl da güler yüzleri. Zaferinize sevinirler. Hayır koca Evranos, hayır. Daha bir başka gülüş bu. Hünkârım, meydanda Bursa kadısı Molla Fenari ve şehrin büyükleri beklerler. Öyleyse varalım yanlarına. Evranos. Buyurun sultanım. Molla Fenari'nin yanındaki kimdir? Bilmem sultanım. Hiç görmüşlüğüm yoktur. Bu o Evranos, bu o. Bize Engiros kalesinin kapısını açan Serdar. Sendin. Engiros kalesinin kapısını açan Serdar sendin. Gazanız mübarek, zaferiniz daim olsun sultan. Senin de gazan mübarek olsun. Sen de bizimleydin. Kale kapısını açan asker Emir Sultan'mış ha. Allah Allah, Allah Allah. Emir Sultan ya, tuhaf buldun değil mi? Tövbe baba, tuhaf bulmak yok artık. Emir Sultan dedim mi tamam, kabul ederim. Devam et. O gün Yıldırım Bayezid kale kapısını içten açarak zaferi temin eden Serdar'ın damadı Emir Buhari olduğunu öğrendi. Atından inerek onunla kucaklaştı ve gözyaşlarını tutamayarak ikisi de ağladılar. Daha sonra Yıldırım Han ile Emir Sultan çok yakın arkadaş oldular. Yıldırım Bayezid bu büyük veli ile her kararından önce istişare ederdi. Bu arada Ulu Cami'nin inşaatı bitmişti. Açılış Cuma günü yapılacaktı. Yıldırım Han ilk namazı Emir Sultan'ın kıldırmasını rica etti. Ya Emir, kapıları sen aç ve ilk namazı sen kıldır. Bu şeref senin hakkındır. Hayır hanım. Bursa beldesinde Emir Buhari'den çok daha büyük zatlar var. O şerefi bana değil, Şeyh Ebu Hamidettin'i veliye vermelisiniz. Kim ola ki bu Şeyh Ebu Hamidettin? Hani
bir ekmekçi koca var. Somun satar çarşıda pazarda. Ulu caminin amelesine de ekmek satmıştır. Belki işitmişsinizdir. Somuncu baba derler. İşte o Ebu Hamidettin Aksaray'dır. Evet. Bursalıların somuncu baba deyip bazen latife ettikleri zat aslında evliyanın büyüklerindendir. Ve emir hazretlerinin teklifiyle, Yıldırım Han'ın emriyle hutbeyi somuncu baba okudu. Tuhaf. İnsan bir başkasının kendinden daha yüksek olduğunu nasıl düşünebilir? Tasavvuf terbiyesi alanlar böyle düşünürler. İyi ama şu Rıza'nın beni geçmesini hiçbir zaman isteyemem. Ama geçiyor bak. Merak etme, yol vermem ona. Ama o yine de geçiyor. Ben yavaşladım da ondan. Neden yavaşladın? İleride trafik polisleri var. Korktun mu? Bir yakalarlarsa ceza yazarlar, biz de yarışı kaybederiz. Neden ceza yazarlar? Kaidelere uymadık diye. Ha, peki evlat. Trafik kaidelerine uymayınca ceza görmekten korkuyorsun da Allah'ın emirlerine uymadığın için cezalandırılmaktan niçin korkmuyorsun? Ama trafik polisleri beni görüyor. Allah-u Teala da görüyor seni. Melekler iyi ve kötü amellerini yarın eline verilecek deftere yazıyorlar. Ne dedin, ne dedin? Melekler dedim. Ah! Tamam, o duayı şimdi hatırladım. Melekliydi. Şöyleydi. Yattım sağıma, döndüm soluma. İki melaike geldi yanıma. Biri sağ yanıma, biri sol yanıma. Tamam, böyleydi işte. Oh, ferahladım birden ben. Zamanı gelince hatırlarsın demiştim sana. Kuş gibi uçarız artık. Geçeriz fırtına Rıza'yı. Hala mı çıkmaz kafandan şu yarış illeti? Çıkmaz baba, çıkmaz. Trabzon'a önce biz varacağız. Sen devam etsene. Biraz mola verseydik. Daha sonra veririz. Bak şu yokuşu bir çıkalım. Aşağıda çok güzel bir köy vardır. Orada dinleniriz. Hadi sen anlat. O sıralar Yıldırım Bayezid Han'la Timur Han arasında bir anlaşmazlık çıkmıştı. Ve bu itilaf iki Cihangir Hakan'ı Ankara önlerinde cenge sürüklüyordu. Emir Sultan Yıldırım Han'ı cenk kararından vazgeçirmeye çalışıyordu. Sürünün peşinde koşturan şu çobana bak emirim. Ne dert var ne tasa. Ertuğrul gibi oğlu vurulmadı, Sivas gibi şehri alınmadı ki tasalı olsun. Sultanım, bu kadar müteessir olmayınız. Ne olursa Allah'tan olur. Takdire karşı tedbir nafiledir sultanım. İçim yanar emirim, içim yanar. Ertuğrul, en büyük dedemin ismini vermiştim ona. Ah Timur, ah. Ertuğrul gibi oğlumu, Sivas gibi şehrimi aldın. Sultanım, hiddetinizi yeniniz, sabrediniz. Sabır imandandır. Mutlaka mükafatını görürsünüz. Kalbinizden öfkeyi atınız. Yalnızca Hak Teala Hazretlerini düşünün. Onu ve onun Habibi Muhammed Aleyhisselam'ın çektiği sıkıntıları düşün. Allah! Konuşun emirim. Söyleyin. Sizi dinlemek öyle güzel ki. Kuşları, suları dinlemek gibi bir şey. Konuşun ne olur, konuşun. Huzur, huzur verirsiniz bana. Sizi kala kapısında gördüğümde üzerinizde yine bu libas, bu sarık vardı. Yüzünüzde aynı nur. Dudaklarınızda aynı tebessüm vardı. Konuşun emirim. Susmayın. Hakanım, haleti ruhiyenizin farkındayım ama Timur'la vuruşmayın. Gitmeyin. Korkulur ki dini devlet zarar görür. Gayrı ok yaydan çıktı emirim. Geriye almanın imkanı yoktur. Anla beni emirim. Benim işim cenk, seninki irşat. Dönmezsem oğullarımdan en münasip olanını bey yap. Ben sana olan hakkımı helal ettim, sen de helal eyle. Helal ettim sultanım. Lakin biraz daha düşünseniz. Hayır emirim, olmaz. Ol Timur namıyla anılan topalla
Ankara'da vuruşacağım. Ordusunda filler değil, ejderhalar da olsa geriye dönmem gayrı. Neden ah çekiyorsun baba? Osmanlıların bu büyük ve cesur Hakan'ı Ankara Savaşı'nda yenilerek esir düştü. Az bir zaman sonra da üzüntüsünden vefat etti. Keşke Emir Sultan'ın sözünü dinlesin. Keşke, keşke. Ama Emir Hazretlerinin buyurduğu gibi takdire karşı tedbir nafiledir. Bu mağlubiyetin hemen arkasından Bursa işgal edildi. Ya Emir Sultan? Emir Sultan'a ne oldu? Harp esirleri arasında Timur Han'ın karşısına çıkarıldı. Timur Han bu büyük insanı görünce ondan yanında kalmasını istedi. Ama Emir Sultan bu talebi kabul etmeyince serbest bırakıldı ve Bursa'ya döndü. Bursa'da ahali yiyecek bulamaz hale gelmişti. Ağır bir mağlubiyet alan Osmanlı Devleti karışıklıklar içindeydi. Ahali müracaat edilecek merciyi olarak Emir Hazretlerini kabul ediyor ve bu işgalin kaldırılmasını ondan istiyorlardı. Emir Sultan ahaliye söz verdi ve sözünü yerine getirdi. İşgal kalktı. Karışıklıklar bitti ve devlet gene eski kuvvetine erişti. Emir Hazretleri 2. Murat Han'ın İstanbul muhasarasına da dervişleriyle beraber katıldı. Ama henüz fetih günü gelmemişti. Bursa'ya dönüp hizmetlerine devam etti. Vay vay vay. Ne oldu Halil? Bir bizim hayatımıza bak, bir de Emir Sultan'ınkine. Çok büyük hayat yaşamış. Çok. Evet, evet. Fakat büyük de olsa, sade de olsa her hayatın bir sonu var. 1429 senesinde korkunç bir veba salgını Bursa'yı kasıp kavuruyordu. Emir Hazretleri de sonbaharda vebaya yakalandı. Akar gözlerimden yaş yerine kan. Zerrece görünmez gözüme cihan. Deryalar nuş edip kandırmaz iken, aşıklar kandıran ummanı buldum. Vasiyetimdir. Nerede olursa olsun, ne ederse etsin, Hacı Bayram-ı Veli gelip namazımı kıldırsın. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم
ve kulle şeyin ehsaynâhu fî imâmin mübîn. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة الله عليه أمير سلطان bu fani dünyadan göçtü. İçim bir hoş oldu. Mahzunluk çöktü birden. Demek Seyyid Emir Sultan vebadan öldü ha? Ölüm bir köprüdür. Her fani gibi Emir Hazretleri de bu köprüden geçip rahmeti rahmana kavuştu. Hem de şehit olarak. Şehit mi? Şehit ya. Devası olmayan bir hastalıktan ölenler de Rabbimiz katında şehit olarak kabul edilir. Ya bak bunu hiç bilmiyordum. Rabbimizin rahmeti sonsuz, merhameti boldur evladım. Ya bak baba ya, şu Rıza'nın yaptığına bak. Bizi sollamaya çalışıyor. Şu adamı gördüm ya, bütün huzurum kaçtı gene. Bırak geçsin evladım, geçsin. Sen akıllanmadın mı hala? Yani yarışı kaybedip namımı ve paramı ona mı kaptırayım? Çok süratli gidiyor. Kaza yapacaklar. Galiba frenleri patladı. Durduramıyor. Eyvah! Şarampola devrildi. Şuraya bak. Su testisi su yolunda kırılır. Üzülme baba. Öyle deme Halil. Aynı şey bizim de başımıza gelebilirdi. Dur da onlara yardım edelim. Neden duracakmışım? Neredeyse Trabzon'a geldik.
Hem kamyonun kutu gibi buruştuğunu görmedin mi? İnip bakalım. Kurtulmaları imkansız inip baba. İnip bakalım, inip bakalım. Belki yaralanmışlardır. Kim bilir, belki de... Bana ne? Birisi rakibim, öteki de bana ihanet eden muavin. Bana ne baba? Aa, dur öyleyse ben ineyim. Anlaşılan sen rüzgar halillikten kurtulamadın hala. Tamam, tamam. Durdum işte, in hadi. Bu ıssızlığa başında nasıl yardım edeceksin ki onlara? Allah, Allah bir kolaylık verir. Hadi sen yoluna git. Ya, gidiyorum tabii. Selametle. Tuhaf. İhtiyar sanki tek başına bir iş yapabilecekmiş gibi indi. Ölmüşlerdir çoktan. Bir tuhaf oldum ya. İçimden bir ses yürü yoluna diyor, öbürü dön geri. Hangisini dinlemeli? Yürü diyen Rüzgar Halil'in sesi, geri dön diyen kimin sesi? Gel şimdi sen de düşman ol nefsine. Zayi eyle ona her ne dilerse. Eğer bu işte atarsan riyayı, kendine rehber kıl evliyayı. Bu ses Emir Sultan'ın sesi. Evet. Evet. Onu dinlemeliyim. Geri dönüyorum. Baba! Yaşıyorlar mı baba? Halil, döneceğini biliyordum. Emir Sultan Hazretlerini öğrenen kimse kötülük edemez. Hadi gel, senin muavini kurtaralım. Bacağı sıkışmış. Rıza! Rıza nerede baba? Onun ömrü buraya kadarmış. Ben sebep oldum. Onun ölümüne ben sebep oldum. Vakti gelmiş oğul. Bırak dövünmeyi de muavini çıkaralım şuradan. Hadi. Sen tut şunu, kaldır. Tamam. Ben de yavaş yavaş çekeyim. Sakın bırakma. Yok baba, bırakma. Tamam. Tamam. Oldu işte. Şimdi de omuzlarından tut, kamyona taşıyalım. Yavaş yavaş yavaş. Tamam. Aman yavaş. Şuradaki kasabada bir hastane var baba. İyi öyleyse. Bir an evvel gidelim. Ne bu halin oğlum? Ne düşünüyorsun böyle kara kara? Hastaneden dönmeni bekliyordum. Ne oldu baba? Kurtulacak mı? Evet. Sadece ayağı kırılmış. Elhamdülillah, hiç olmazsa o kurtuldu. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Yolculuk da bitti neredeyse. Hadi sen de durma artık, düş yola. Sen dinlemiyorsun beni Halil. Ezanları dinliyorum baba. Ezanları dinliyor ve hayatımın muhasebesini yapıyorum. Evet, ezanlar. Ezanlar namaza, Allah'a kulluk etmeye çağırıyorlar bizi. Ne duruyoruz öyleyse? Abdest alın. Bunu sen mi söylüyorsun Rüzgar Halil? Tuhaf doğrusu. Tuhaf değil baba. Hiç de tuhaf değil. Rüzgar Halil yok artık. Hadi baba, hadi namaza. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.